Sevgili öğrenciler, tork, denge ile ilgili bir soruyu size 3 yolla çözeceğim. Sonra bu çözümleri anladıktan sonra yeni bir soru karşınıza çıkacak. O soruyu da hiç işlem yapmadan çözeceğiz. Sorumuz şöyle. Ağırlığı G, uzunluğu L olan düzgün türdeş çubuk şekildeki gibi dengedeyken İpteki T gerilme kuvvetinin büyüklüğü T oluyor. Bu T'yi hesaplamak için uzunluk, çubuğun uzunluğu, ağırlığı ve alfa açısı, yatayla yaptığı açı niceliklerden hangilerinin bilinmesine gerek yoktur diye soruyorum. Öncelikle şunu söyleyelim. Çubuğumuz düzgün, burada çiziyorum, ve türdeş ise ağırlığını tam orta noktada alabiliriz. Ya da ağırlığını iki uca g bölü 2 paylaştırabiliriz. Şimdi birinci yolumuzda çubuğun ağırlık merkezinden tam ortasından g ağırlığını indiriyorum. G ağırlık kuvvetini indirdik. Yukarıya doğru iptek gerilme kuvveti T'yi yazdık. Ve yerin tepki kuvveti. Yerin tepkisi, tepki kuvvetini yazdık. Yukarıya 2 kuvvet, aşağıya 1 kuvvet var. Diyorum ki O noktasına göre, herhangi bir noktaya göre olabilir. O noktasına göre tork alalım. Bu sistem dengede olduğuna göre, çubuk dengede olduğuna göre toplam tork 0. Yani artı yönde döndürenlerin torku, eksi yönde döndürenlerin torkuna eşit olacak. Yani şurası ne olacak? Artı yöndekilerin torku, eksi yöndekilerin torku 0. Ya da eksi yönde döndürenlerin torkunun büyüklüğü artı yönde döndürenlerin torkun büyüklüğüne büyüklük olarak eşit olacak. Torku bir hatırlatmak istiyorum. Tork neydi? Kuvvet çarpı uzaklıktı. Fakat şöyle diyorduk. Ya dik kuvvet çarpı uzaklık ya kuvvet çarpı dik uzaklık, ikisinden biri. Ben şimdi bu soruda 1. ağırlığı ortadan alacağım. 2. dik uzaklıkları kullanarak tork alacağım. Geliyorum eksi yöndeki torka. Eksi yönde torkumuza bir bakalım. G ağırlığının O'ya göre torku. Bir de şunu söyleyeyim. Orta noktası olduğu için L bölü 2 olduğu için şurada D olur. Bu yönde çevrenin torkunu yazıyorum. O'ya göre uzaklığım D kadar. O öyleyse yazalım. G çarpı D eşittir. T çarpı artı yönde çeviren T çarpı T'nin O'ya uzaklığı gördüğünüz gibi toplam kaç D? 2 D. Buradan D'ler gitti. T eşittir ne çıktı? G bölü 2. T'yi bulmak için G alfa L alfadan ne yaptık? L'ye gerek kalmadı. Alfa'ya gerek kalmadı. Sadece kimi bilmemiz yeterliymiş? G'yi bilmemiz gerek yeterliymiş. T ne oluyormuş hatta? G bölü 2 oluyormuş. Bu birinci yolda. Görebildik mi? Gelelim ikinci yolumuza. İkinci yolda da şöyle yapıyorum. Düzgün türdeş çubuğun ağırlığını iki uca paylaştırıyorum. Bakın ne yaptım? G bölü 2 buraya aldım. G bölü 2 buraya aldım. Ne? Yerin tepki kuvveti, yer. T de ipteki gerilme kuvvetiydi. O'ya göre tork alırsak yine. O noktasına göre tork alırsak. Bakın şunun torku ve bunun torku yok. Çünkü uzaklık yok. Gitti. Ne kaldı? G bölü 2'nin torku var. Eksi yönde. Eksi yönde. G bölü 2 çarpı. G bölü 2'nin D'ye uzak, O'ya uzaklığı ne kadar? D kadar eşittir. Artı yönde çevirenin
Torkunu yazıyorum. T çarpı D kadar. D'ler gidiyor. T ne kalıyor yine gördüğünüz gibi? G bölü 2 kalıyor. Yani T'yi bulabilmek için çocuklar. T'yi bulmak için G L alfadan. L'ye gerek yok. Alfa'ya gerek yok. T G bölü 2 oluyor. Şöyle yapalım. Dengenin şartları neydi? Toplam tork 0, toplam kuvvet 0 olmalıydı. Toplam torku 0 yaparak T G bölü 2 bulduk. Peki bir şey söyleyelim. Toplam kuvvete bakarsak. Yukarıya hangi kuvvet var? Var. Yukarıya hangi kuvvet var? T var. Aşağıya doğru ne var? G var. Peki buradan şunu söyleyebilir miyiz? N artı T'nin toplamı G'ye eşit olacak. Peki T'yi biz G bölü 2 bulduğumuza göre N ne olur çocuklar? Efendim duydum. N de G bölü 2 olur. Öyleyse çubuğa bakarsak, şöyle çizersek. Yukarıya doğru N, G bölü 2. Yukarıya doğru T, G bölü 2. Aşağıya doğru da biz paylaştırmıştık ya. Ağırlığı G bölü 2, G bölü 2 idi. O zaman hiç işlem yapmadan çubuğumuz düzgün türdeyse direkt G bölü 2, G bölü 2 diye paylaştırabiliriz. Geldik üçüncü yola. Bu sefer de O'ya göre tork alacağımız yere göre dik kuvveti bulalım diyoruz. Ya da kuvvetin dik bileşenini bulalım diyorum. Ya dik bileşeni bulalım ya dik kuvveti. Onun için de şöyle yapıyorum. Aşağıya doğru G var. Bir bu bileşen, bir bu bileşen, dik bileşeni. T'nin bir bu bileşen, bir bu bileşen, iki dik bileşeni. Bu da yerin tepkisi, bir bu bileşen, bir de bu bileşen. O'ya göre tork alacağımız için N'yi ya da N'nin bileşenlerini almamıza gerek yok. O'dan uzaklık yok. T'nin şu bileşenini almıyorum çünkü O'dan geçiyor. G'nin de şu bileşenini almıyorum çünkü O'dan geçiyor. O'ya dik olan bu bileşen, bir de bu bileşeni alacağım. Şuraya alfa diyelim. Şura 90 olsun. Şuraya da teta diyelim. Yani alfa artı teta 90 ise. Alfa 90, teta alfa. Alfa 90, teta iç ters açıdan teta alfa. Alfa, teta, alfa. Peki şurası T ise, bura alfa ise, alfanın komşusu olduğu için T kos alfa. G olduğu için, burada alfa olduğu için, alfanın komşusu olduğu için G kos alfa. G kos alfayı yazıyorum. T kos alfayı bir kez daha yazıyorum. O'ya göre tork alacağım. Bakalım. Eksi yöndekilerin torku artı yöndekilerin torkuna eşitse, toplam torkumuz sıfırsa, G kos alfa çarpı uzunluğu ne kadar? L bölü 2. T kos alfa gördüğünüz gibi, T kos alfa dik, bu da dik. Buraya toplam uzunluk ne kadar? L kadar. Aa, neler gidiyor? Kos alfalar gidiyor. 2 alfa da olsa gidecekti, 5 alfa da olsa gidecekti. Başka? L bölü 2 ile L'ler gidiyor. Ne kalıyor? T eşittir. G bölü 2 kalıyor. Yani T'yi bulmak için G, L, alfadan hangilerine gerek yokmuş? Açıya gerek yok. Çubuğun uzunluğuna gerek yok. Sadece neye gerek var? Çubuğun ağırlığına var. Ve çubuğun ağırlığının yarısı oluyor. Buradan geçiyorum. Bunların hepsini bir özetleyelim.
Bakın lütfen. Çubuk böyle olabilir, böyle olabilir. Böyle, 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 böyle farklı şekillerde çizmeye çalıştım. Düzgün türde çubuk olsun bunların hepsi. Yoksa söyleyemeyiz. Çubuğun aşağı doğru nesi var? Ağırlığının yarısını buraya, yarısını buraya. Yarısını buraya, yarısını buraya yazıyoruz. Paylaştırabiliyoruz. G bölü 2 buraya, 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 G bölü 2 yarısı, G bölü 2 yarısı. Bu durumda sistem dengede olduğuna göre şu şuna eşit, bu da buna eşit olduğu için T ne olacak? G bölü 2. N ne olacak? G bölü 2. T1 ne olacak? G bölü 2. T2 ne olacak? G bölü 2. T, G bölü 2. N, G bölü 2. İki tane destek var. Tepki kuvveti G bölü 2, G bölü 2. Burada menteşe var. Aşağı olan yukarı, aşağı olan yukarı. G bölü 2 olacak. Burada da yine G bölü 2 olacak. Şimdi buna bakarak bir soru yazdım sizler için. Diyorum ki, bir 4 bölmeli çubuk var, bir 3 bölmeli çubuk var. Kendi içlerinde düzgün ve bunlar nasılmış? Türdeş. AB çubukların ağırlıkları oranı kaçtır? Hemen 1 dediğinizi duyar gibiyim. Neden? A'nın ağırlığının yarısını buraya, yarısını buraya yazdım. B'nin ağırlığının yarısını buraya, B'nin ağırlığının yarısını buraya yazdım. Burayı destek yerin tepkisi dengeleyecek. Burayı da duvarın tepki kuvveti, menteşenin tepki kuvveti dengeleyecek. Peki şu ipteki gerilme kuvvetine T dersem, aynı ip olduğu için burada T, aynı ip olduğu için burada T olacak. Peki bu kuvvet buna eşit olacak. Bu kuvvet buna eşit olacaksa G bölü GA bölü 2 T'ye, T de GB bölü 2'ye eşit olacaksa, yani GA bölü GB oranı kaç olacak? 1 olacak. Bununla ilgili yıllar önce ÖYS sorusu var. ÖYS sorusunda diyor ki bir tane şöyle bir şeydi. Şöyle bir tane makara var. M bölü 2. Bunun ağırlığı da M kadarsa. Bu sistemi serbest bıraktığımızda nasıl dengede kalır diye soruyordu. O zaman şöyle söyleyebilir miyiz? Bu M ise ağırlığı MG olacak mı? MG. O zaman şurası MG bölü 2. Burası MG bölü 2 olacak. Aynı ip olduğu için şuraya taşıdım bunu. Bakın. Taşıyorum. Şunun ağırlığını buraya taşıyorum. MG bölü 2 olduğu için. Bu buna dengede kaldığı için. Bu çubuk nasıl dengede kalır diye sorduğunda nasıl kalacak? Bıraktığımızda şekildeki gibi yatayda dengede kalacak. Kolay mı çocuklar? Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.